Evet değerli arkadaşlar, sizinle bugün yazılıya hazırlık olarak komik bir yazılı çözeceğiz. Bakalım nokta nokta okulunda ne sormuşlar. Biz de ona göre şöyle bir soru çözümü yapalım. Yaklaştırayım da şöyle bakayım. Görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Evet, Evet. görüyoruz. Şöyle ben de sizi göreyim. Herkesi. Evet Musa Selinci ekranımızı açalım. Diyor ki arkadaşlar aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım 2 bölü 5 %40 ediyor mu? Arkadaşlar bunu ne yaparız? %40 demek 40 bölü 100 mü demektir? Evet. Bakın 5'i 100 yapmak için 20 20'dir. getiririz. 2 İki de 20 gençte. Dolayısıyla 40 bölü 100. Yani bu doğruymuş. Arkadaşlar 11 bölü 20'ye bakalım. 55 bölü 100. Bunu 25 de gençte. çarpmışım ve bunu da 5 ile çarpmışım. Bu Evet. da doğru. Buna bakalım 12 bölü 100. Arkadaşlar bunu 4 ile çarpmışım. Dört de gençte. Bunu da 4 ile çarpmışım. Bu da doğru. Fakat 5 Evet. bakıyoruz. Bakın 5. 70 olması lazım. Evet 5 şıkkı bakın 7 bölü 100. Ama bu 7 bölü 10. Arkadaşlar bunu ben 10'la genişletirsem yukarının da kaç olması lazım? 70 olması lazım. Dolayısıyla 5 şıkkımız yanlıştır. Anlaşıldı mı efendim? Anlaşıldı. Evet. Yukarıdaki verilen şeklin sembolle gösterişi hangisidir? Çete yazalım. Sembolle bir ışın görüyoruz. Bu ışını nasıl gösteriyorduk? Cevabımız Ya ne olmalı? bilgisayar kastı. Evet. Chat'ten alayım Yağmur. cevapları. Evet, Ebrar Yağmur. Aferin. Diğer arkadaşlarım. Ömer Faruk. Ha bir dakika Ömer Faruk doğru yapmış. Evet hocam Emrah açık oluyor. dikkat et. Hocam doğru mu? Evet Ömer doğru. Nehir dikkat et. Hocam benimki doğru mu? Ebrar Yağmur dikkat et yanlış yapmışız. Nehir dikkat. Açık oluyor o taraf. Arkadaşlar bu bir ışın. Işın nasıl gösteriliyordu? Şu nokta olan yer kapalı olacak. Yani B'miz kapalı olacak. Arkadaşlar A'mız açık olacak. Dolayısıyla bakın bu hangi şıkta var? Arkadaşlar bu AB doğrusu demektir. Nehir A şıkkındaki dikkat. Evet devam edelim. Hocam ben doğru yapmışım. Evet. Anladım. Güzel. Zümra bağlantı tamam mı? Sıkıntı yok değil mi? Evet öğretmenim. Tamam. Tamam. Yanda verilen üçgen kenarlarına ve açılarına göre hangisidir? Çetten alalım efendim. Önce açıya göre bakalım. Nasıl? Doğru mu hocam? Buna bakın. Attım hocam ben de. Doğru mu? Evet, aferin. Arkadaşlar bakın. Bu bir açısı geniş olduğu için geniş açılı üçgendir. Bir de ikizkenar. Kenarı da 5 olduğu için ikizkenardır. Aferin. Denizli. Ama bir Kenan, Musa Selim, ekranlar açık. Hocam. Devam edelim. Hocam ben şu anda dışarıdayım, o yüzden kamera kapalı. Tamam. Arkadaşlar, yanda izometrik kağıtta verilen dörtgen çizgi aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir ne görüyoruz? Evet. Parantez mi var? Doğru mu hocam? Doğru mu hocam? Doğru. Evet. Biz bu şekle ne deriz? Kare, dikdörtgen, yamuk, eşkenar dörtgen. Arkadaşlar dikkat.
Bakın bu bir nedir? Kare olamaz, dikdörtgen de olamaz. Yamuk ve eşkenar dörtgen arasında kaldı. Ama arkadaşlar şekle bakarsak dört kenar da birbirine paralel. Bu bir nedir? Eşkenar, dörtgen. Evet. Unutmayın. Devam ediyoruz. Köşegen uzunluk. Kendi sesim bana yansıyor. Evet. Köşegen uzunlukları eşit olan, birbirine eşit. Evet, adam nerede? Bir yerden gelirken giriyor derse. Evet, doğru. Bir kere arkadaşlar kare kafadan eşit olacak. Doğru mu? Doğrudur hocam. Kare olacak. Karenin köşegenleri birbirine eşittir. Arkadaşlar yine dikdörtgenin de köşegenleri birbirine nedir? Eşittir. Bakın bir kare çizelim. Karemiz. Bakın bu köşegenle bu köşegen aynıdır. Bir tane dikdörtgen çizelim. Bakın bu köşegeniyle bu köşegeni birbiri aynıdır. Evet, altıncı soruya bakalım. Dönüşümlerden hangisi yanlış? Hadi bakalım. Bunu herkes rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Hocam biz bu konuya daha yeni geçtik. Ama bunu dördüncü sınıftan da biliyorsunuz. Zor değil. Dördüncü sınıfta da bunları anlattık. Evet, dikkat. Yanlış yapıyoruz. Hocam beşin cevabı neydi? Beşin cevabı D'ydi. Hocam birincisi doğru mu? Arkadaşlar bunlar dördüncü sınıf konusu sorusu. Hayır, Nehir, dikkat. Hocam benim cevabım yok. Bir Zümra doğru cevap verdi şu ana kadar. Zümra'dan başka bilen yok şu an. Nehir şimdi buldu. Ebrar Yağmur dikkatli bak. Musa Selim dikkatli bak. Arkadaşlar. Ya Ebrar Yağmur dikkatli bakınca çıkıyormuş değil mi? Evet. Hocam bir saniye yazıyorum. Evet. Arkadaşlar 4 kilometre 4000 metredir. Doğru. 7 metre 700 santimdir. Bu da doğru. 9000 milimetre. Şimdi biz Ömer Faruk. Arkadaşlar ekranlar açık olsun. Uluç hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar milimetreden santimetreye giderken 10'a böleriz. Santimetreden de metreye giderken kaça böleriz? 100'e. Bakın bu da 9 metre. Bu da doğru. Milimetreden santime giderken 10'a bölüyorduk değil mi Zümra? E 10'a böldük 810 milimetre olması lazım. Aferin. Evet. Devam edelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar 7. soru. Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğunu santimetre ile ifade etmek daha uygundur? Çok kolay olmuş. Bir karışım. Geçtik. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çok bariz zaten. Ne diyoruz? Hangisi yanlış? Arkadaşlar? Bursa. Bursa değil mi? 7 hafta 70 gün değildi. 7 hafta 49 gündür. Evet, dokuzuncu soruya bakalım. Saat 7.30'da işe başlayan Mehmet. İşten 16.20'de çıkmıştır. Buna göre Mehmet'in çalıştığı süreyi sormuş bize. Hadi bakalım. Hocam söyleyeyim mi? Chat'ten mi atayım? Chat'ten. Evet Uluç, aferin. Adam iner bir yere otur. Yoruldum, ben yoruldum.
Hocam. Yerleş. Evet Ebrar, nehir, dikkat et nehir. Acele etmeyin arkadaşlar, işlem yapın. Zümra dikkat et, işlem yapın, işlem. Acele ediyorsunuz, acele etmeyin. Evet. Eğer 9 saat çalışsaydı saat 16.30'da mı çıkardı? Evet. Arkadaşlar evet. 9 saat olmamış. O zaman dikkat, 10 dakika fark var. 9 saat olmazsa 10 dakika fark ne olur? 8 saat 50 dakika. Onu da mı yapamadın? Bak böyle yap. O zaman. Onu yapamadın. Ne yapıyoruz? 16.20'den 07.30'u çıkarıyoruz. 20'den 30 çıkmaz. Bir tane 60'lık aldınız. Burası ne oldu? 60 eklediğimizde 80. 80'den 30 çıktı 50. Buradan 1 saat almıştın. Yani 1 60'lık 15. 15'ten 7 çıktı 8. Anlaştık mı efendim? Evet. Bu da 4. sınıf konusu. Aşağıdaki verilen sorulardan hangisi araştırma sorusudur? Türkiye'nin başkentini araştırabilir miyiz? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olmaz. Mehmet'in en çok sevdiği renk. Bunu araştırabilir miyiz? Hayır hocam. Kaç tane iki basamaklı doğal sayı var? Bunu araştırmaya gerek var mı? Yok. Hayır. Ama sınıfta en çok sevilen öğretmen bu araştırılır. Niye? Bir sınıfta evet. Kişi varsa bir kısmı belli bir öğretmeni seviyordur. Bir kısmı başka bir öğretmeni. Bu araştırılır. Çok kolay. Aşağıdakilerden hangisi küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizmanın ortak özelliklerinden biri değildir demiş. Bir kere bunların hepsinin altı yüzeyi var mıdır? Vardır. Sekiz tane köşesi var mıdır? Vardır. Bütün yüzeyler karesel bölgedir. 12 tane ayrıtı vardır. 12 tane ayrıtı doğru. Ama dikkat. Dikdörtgenler prizması ve kare prizmanın tüm yüzeyleri karesel midir? Hayır. Adı üzerinde zaten dikdörtgenler diyor değil mi? Yani bir kısım yerleri de dikdörtgen. Bunu da söyledik. Evet. Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi dik açıdır? Dik açıyı bulmanızı istiyorum. Arkadaşlar. Zeynep hoş geldin. Evet. Dik açıyı arıyoruz arkadaşlar. Dik. Okunuşuyla birlikte. 90 derece eden açımız hangisi? Evet. Uluç gönderdi herhalde. Evet. Kolay. Adam İnel. Aferin. Nehir, güzel. Hocam hangi sorudayız? 12'deyiz. Tamam. Dik açı istiyoruz. Dik açı. Evet Ebrar Yağmur. Hadi diğer arkadaşlar da göndersin. Ömer Faruk, Balamir, Musa. Evet arkadaşlar 90 dereceyi verenler var. Ömer seni de görmüyorum. Verdim hocam ben onu gönderdim. Bakın burası 90 yani. Hocam daha demin ben düştüm de ondan dolayı atamadım. EBC açımız dik açı. Arkadaşlar ABC dörtgeninde D açısının ölçüsü
bir dörtgenin iç açıları toplamı neydi arkadaşlar? 360. Evet, iç açıları 360 edecekse kaç kalıyor? Evet, gayet kolay değil mi arkadaşlar? Zaten cevabı da söylemiş olduk. Dörtgenimizin iç açıları toplamı 360 olacağına göre değerli arkadaşlar, bakın burası 250 etti. Bu arkadaşımıza 110 derece kalmış oldu. Yanda verilen ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 40'mış. AB o zaman kaçtır? Kolay değil mi? AB kaçtır? Evet, doğru Ebrar Yağmur. Adam İnel, aferin. Arkadaşlar çevresi, evet Uluç. Çevresi 40 ise iki kenarının toplamı 20 olacak. Bir kenarı 12, diğer kenara kaç kaldı? 8 mi? Uzun kenarımız 12 ise kısa kenarımız 8. 8, 12. Bakın topladım 20, topladım 20, 40 oldu. Anladık mı efendim? Ben şöyle yaptım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ya, uzun kenarımız 12 olduğu için ben yukarıya da 12 yazdım. 12 ile 12 topladım 24, 40'tan 24 çıkardım. 16, 16. 16, onu da 2'ye böldüm. Aynı şey. Şöyle de düşünebilirsiniz. Çevre bu ikisinin toplamının 2 katı. 40 neyin 2 katı? 20'nin. O zaman buraya kaç kaldı? 8. Devam edelim. Yukarıda verilen yamuk ile eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Arkadaşlar eşkenar üçgen demek bütün kenarları birbiriyle aynı demek. Bunun çevresini bulalım. 25 daha 12. Burada da 12 var. 24. 6 da burada var. 30. 30'u da 3'e böleceğiz. Evet. 30'u kaça böleceksiniz? 3. 3'e. 10. 10. 10. Tamam mıyız? Evet öğretmenim. Şuna bakalım. Yandaki şekilde dikdörtgensel bölge ile karesel bölge iç içe. Buna göre taralı alan nedir? Mantık olarak ne yapmamız lazım? Taralı yeri bulmak için. Anlamadım. Tek. Bütün alandan İçerideki kareyi çıkarırsam taralı alan kalır mı? Anladık mı? Bütün alandan, tamamından, şu dikdörtgenin tamamından neyi çıkarıp atacağım? Kareyi. Arkadaşlar dikdörtgen alanı neydi? İki kenarının çarpımı mıydı? Ömer. 8 kere 5, 40. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 5'ten 40. Peki arkadaşlar karenin alanı ne? 8. Ona bakın, bir kenarı 2 ise diğer kenarı da 2'dir. O zaman 2 kere 2'den 4'tür. Ben eğer 40'tan şu 4'ü çıkarır atarsam taralı yer kalır. O da 36'dır. Anladık mı mantığı? Evet. O da 36 olur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hani bir karenin tüm çevre uzunluğunu bulmayacağız mı orada? Yok, alan diyor, alan. Çevre değil. Evet, 17. soru. Hangisinin açınımı küp açınımı değildir? Evet, hadi bakalım. Dikkatlice bakınız. Hocam çok zor ya. İyi bakın. Attım ama emin değilim. Ben de emin değilim.
Doğru mu hocam? Bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar birincisi kesinlikle küp. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. 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 D de kesinlikle küp. Bunda da bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi hayal edelim. Arkadaşlar. Bakın bu ayağı kaldırdık. Bunu üste getirdik. Orası dik oldu. Tamam mı? Üste getirdiğimiz için bu arkaya geldi. Bu üste geldi. Bu da burayı kapattı. Bu da. Evet arkadaşlar. B şıkkı maalesef olmuyor. Doğru yapmışsınız. Çünkü yani yine dört tane olmuyor. Yani alt üst dört tane. Evet diyor ki yandaki verilen kare prizmanın ayrıtlarının uzunlukları toplamı. Arkadaşlar dikkat. Üç boyutlu cisimlerin kaç ayrıtı vardı? Bakın buradaki cismimizin ayrıtları. 3, 3, burada da 3 var, burada da 3 var değil mi? Burası 9'sa burası da 9, burası da 3. Karşısında yine bir 3 var, yukarıda aşağıda bir 3 var. Böyle gidiyor. Arkadaşlar bunun kaç ayrıtı var? Bu bir kare prizma. Çizelim isterseniz bir kare prizma çizelim. Kaç ayrıtı olduğunu görelim sizinle. Bir de arkada var şöyle. Bakın arkadaşlar burayı 3 vermiş. Bura 3, bura 3, bura 3. Bakın tabandaki çevresi ne oldu? Ayrıtlarının toplamı 12 mi? 4 tane 3. Yukarıda da 4 tane 3 var. Bir 12 de burada mı var? Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bir de yanda ne var? 9, 9, 9, 9. 4 tane de 9 var. 4 kere 9, 36. 24 de burada vardı. Topladığımızda ne oldu? 60 oldu arkadaşlar. A şık. Anlaştık mı? Ayrıtlarının toplamında. Anlaştık. Ömer tamam mıyız? Ben anlamadım. Tekrar eder misiniz diyen var mı? Yok. Peki. Evet, hangisi yanlıştır demişler arkadaşlar. Bakınız. Evet, benim 20. sorudayız değil mi? Evet. Teşekkürler. Acele etmeyelim. Evet, dikkatli bakalım. Evet, güzel. Aferin. 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 Güzel. Arkadaşlar, topladığımızda 40 lira çıkıyor mu? Çıkmıyor. 38 lira çıkıyor, değil mi? Ömer, dikkat et. En az harçlı olan Suat değil mi zaten Ömer? Evet. Arkadaşlar, topladığımızda bakın. Gruptakilerin açtıklarını 10, 20, 4 daha 24, 6 daha 30, 8 daha 38 lira oluyor. 40 lira çıkmıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu yazılıda sorulan soruları cevaplamış olduk sizlerle. Hemen bir başka yazılı sorularına bakalım. Hocam 9 dakikamız kaldı. Efendim? 9 dakikamız kaldı hocam. Yetişir mi? Ne kaldı? 9 dakika kaldı hocam. Yetişir mi ki? Yani yetiştirebildiğimiz kadarını yaparız. Kalanı yarın yaparız. Evet, güzelmiş de bu. Beğendik. Hocam ek dersi ne zaman yapacağız? Söyleyeceğim arkadaşlar. Gününü. Tamam hocam. Şu an diğer sınıfların bayağı bir dersi oldu. Onlarla bayramda yapamamıştım. Onları halledeyim. Evet. İlk soruyu çözelim efendim. Bir sıralama istiyor. Küçükten büyüğe. Ondalık sayılar.
küçükten büyüğe bir sıralama istiyor. Biraz daha büyütebilecek miyiz? Daha iyi görün diye şöyle büyüttüm. 5 tam, 6 tam, 3 tam, 7 tam. Çok kolay değil mi? Ne diyoruz? En küçük kim? Bunların içinde en küçük kim? Ceyhan. Ceyhan. Demek ki iki şık gitti. C'den sonra en küçük kim? Adana. Adana. Demek ki cevabımız B şıkkıymış. Evet. Tamam mı? Bu çok kolay sormuşlar. Geçtik. Evet, burada önce ne yapacağız? Parantez içini toplayacağız. Toplayalım. 107,18 ile 48,7. Dikkat. Ama basamak tamamladık. 70 yazacağız değil mi? Toplayalım. 8, 8. 15'in 5'i elde var. 1, 5. 155,88. Bundan neyi çıkartacağız? 50,2 çıkaralım. 155,88'den 50,2, yani 20 diyeceğim. Basamak tamamladım. Burası 68 kalır. Burası 5,01. 105,68. Tamam mıyız efendim? Tamam mı öğretmenim? Haydi bakalım, üçüncüyü de siz yapın. Bir terzi 56 metre kumaşın önce 21,4 metresini, sonra 23,1'de 148 metresini kullanmıştır. Yine basamak tamamlamaya dikkat edin. Buna göre terzinin kalan kumaş miktarı. Bakalım doğru yapıyor. Hadi bakalım. Basamak tamamlamayı unutmayın. Evet efendim. Ebrar Yağmur çözdü mü? Musa da gönderdi. Evet. Ben emin değilim ama. O zaman hepsini virgülden sonra 3 basamaklı yazın önce. Mesela 56 değil de 56,000 yazın. 21,400 yazın. Doğru mu? Basamak tamamlama. Arkadaşlar, hata yapmak istemiyorsanız basamakları hep aynı yazın. Bak şimdi. Dikkat. 56 metre değil de Zeynep ne yazalım? 56,000. Niye bu 3 basamaklı diye. Şimdi önce şu ikisini bir toplayalım. 21,4 değil de 3 basamak için ne yaptım? 400. Bunu da ne yaptım? 23,148. Topladım. Burası anlaşıldı mı? Burada sıkıntı var mı? Yok. Arkadaşlar bakın 8, 4, 5, virgül, 4, 4. Bakın 44 virgül 548'i kullanılmış. Şimdi gelip bunu bundan çıkarabilirim. 44 virgül 548.
Çıkmaz, aldık. 10'dan 8 çıktı, 9'dan 4 çıktı 5, 9'dan 5 çıktı 4. Burası 5'e düşmüştü, 5'ten 4 çıktı 1. Arkadaşlar 1. 11,452'ymiş. Dikkat! Bir basamak verdiğinizi unutmuşsunuz. Arkadaşlar. Efendim Zeynep? Benimki doğru. Aferin. Şimdi anlaştık mı? Basamak tamamlamamız gerekiyor böyle durumlarda. Evet. Dördüncü sorumuz neredeymiş? Evet, dördüncü soru şu. Onunla dersi tamamlayalım. Geri kalanı yarın çözeriz. Hangisi %30'dan küçüktür? %30'dan küçük olanı istiyor bizden. Hocam ben. Bir önceki soruyu Zeynep ve Zümra doğru çözmüş. Evet. Bu da çok kolay olmuş ya. Nehir, 1 bölü 2 nedir? Hocam cevap yazıyor zaten. Yazıyor değil mi? %30'dan küçük ne vardır? %3 vardır değil mi? Evet hocam. Sen niye 1 bölü 2 yazdın? 1 bölü 2 nedir? %50'dir değil mi Nehir? Yarı. Hocam, evet. Hocam 5'i de çözelim. Zaten söylemişler. Hadi 5'i de yapalım. 300 TL aldığı bilgisayarını %40 zararla satan Erhan. Yani 100 lira olsaydı 40 lira zarar edecekti. Ne olacaktı? Ne kadara satacaktı? 60 liraya. Peki 300 lirada %40 zarar ederse kaç TL zarar edecek? Hadi bakalım. Sattığı fiyatı sormuyor. Adam iner. Senin bulduğun sattığı fiyat. Zararı soruyor. Evet Yağmur. Adam iner zararını soruyor. O sattığı fiyat. Öğretmenim, üçüncü sorunun cevabı nedir? Üçüncü sorunun cevabı A şıkkıydı. Hocam ben attım. Yok yanlış Uluç. Uluç sen de kaça satacağını buluyorsun. Biz zararını istiyoruz. %40 zarar demiş. Ben o zaman 300'ün %40'ını bulurum biter. 300'ün %40'ını nasıl buluyoruz? Buraya bakın. 40 bölü yüzde çarpmıyor muyuz? Değil mi? Yüzde bu 2 sıfır gitti. 40 ile 3'ü çarptınız. 120 lira zararla satacak değerli arkadaşlar. Kaça satar diye sorsaydı ne yapacaktık? 180'e satar diyecektik. Ama evet, bugünlük burada kalalım. Yarın buradan devam etmiş oluruz. Değerli arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.